Selamlar, saygılar değerli arkadaşlar. Bütün Yasa yatırımcısı dostlarımıza da bol kazançlı günler diliyorum. Bazı önemli detaylar var. Sasa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun bazı açıkladığı projeler var Sasa ile ilgili gelecekle hakkında. Çok güzel şeyler. Bunu paylaşmak istedim yatırımcısıyla. 10 yılda 20 milyar dolarlık petrokimya yatırımlarının olacağını ve Türkiye'de hayata geçmiş en büyük yatırım olacağından bahsetti. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapılacak yatırım hakkında konuştu. Bölgede yaklaşık 4 milyon 58 bin metrekarelik bir alanı satın aldıklarını, hedeflerinin 10 milyon metrekarelik araziyi satın almak olduğunu söyledi. Yüksek tonajlı üretimi desteklemek için öncelikle Adana'da liman yapacaklarını, tren ve karayolu bağlantısı da kusursuz olacak dedi. Çok önemli yatırımlardan bahsediliyor Sasa'nın geleceğiyle ilgili. Adana'da yapacakları yatırımın bütçesinin de 13 milyardan 20 milyar dolara çıkardılar bu arada. 2023 yılında 4 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Adana'daki petrokimya yatırımının Türkiye'de en büyük yatırım olacağını söyledi. Artacak üretim kapasitesiyle beraber Avrupa'dan Hindistan'a kadar olan bölgenin polyester üssü olacak Sasa. Bu tesis ile Türkiye'nin ihtiyacı olan yaklaşık 12 milyon ton kimyasal ürünün üretilmesini de sağlayacaklarını söyledi İbrahim Erdemoğlu. Üretim kapasitesini 2 yılda 350 bin tondan 1,4 milyon ton kapasiteye çıkardı Sasa. Kendi ham maddesini üretiyor ve bunun için tesisler sayesinde yaptıkları tesisler sayesinde bu ham madde ile ilgili dışa da bağımlılığını azaltmış durumda Sasa. Yaptığı yatırımlar neticesinde cirosunu 5 milyar TL'den 14,5 milyar TL'ye kadar yükseltti Sasa değerli arkadaşlar. Ar-Ge çalışmalarına da devam ediyorlar. Kimya, fizik, iplik laboratuvarlarında önemli çalışmalar var. Özellikle hijyen alanında kullanılacak PET elyaf gibi katma değeri yüksek ürünler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Değerli Sasa yatırımcısı dostlar, çok önemli yatırımlar bunlar. 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde Sasa'nın şu an görüyorsunuz 109 lira ama kim bilir kaç liralarda olacak, kaç TL'ye kadar yükseliş görebiliriz Sasa'dan. Sasası olanın tasası olmaz diyerekten videoyu sonlandırmak istiyorum. Yatırım tavsiyesi değildi. Sasa'nın bilgilendirme videosuydu. Bütün yatırımcı dostlarıma, arkadaşlarıma bol kazançlı günler diliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.